Milletvekili Sayın Özgür Karabat da. Buyurun Sayın Karabat. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi Türkiye yakın bir zamanda gri listeye alındı. Kara parayı aklama ve terörün finansmanında gerekli tedbirleri almadığı konusunda suçlandı. Bunu niye söylüyorum? Kara parayla mücadele aynı zamanda kaçak bahisle, aynı zamanda mafyayla, aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele demektir. Ben size şimdi Sayın Bakanlığımızla ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bizim yasal bahis ihalemiz yapıldı. Demirören grubuna verildi ve onun bir İtalyan ortağı var. Ben bu İtalyan ortağı merak ettim. İnternet sitesine girmek istedim. Girdiğimde bir engelle karşılaştım. Uyarı dedi. Uyarı. Uyarı ne biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Yasa dışı bahis terörünün finansmanında kullanılabilmektedir. Yasa dışı bahis sizi suçlu duruma düşürebilir diyor. Hangi firma? Demirören'le beraber bizim bahis ihalemizi alan İtalyan firması. Kaçak bahis işi yapıyor. Kim söylüyor? Türk Telekomünikasyon İletişim Daire Başkanlığı söylüyor. Şimdi hal böyleyken yani kuzuyu kurda emanet etmiş iken bizim kaçak bahiste mücadelemiz nasıl etkili olabilir değerli arkadaşlar? Nasıl etkili olabilir? Bunu merak ediyorum. Bunu merak ediyorum. Ve Sayın Bakan buradayken birkaç soruyu sormak istiyorum. O diyor ki kaçak bahisle mücadele ediyoruz. Biz yasal bahsin bütçesini 28 milyardan 64 milyara çıkarttık diyor. Şimdi o zaman niye kulüplerin payı artmıyor? Merak ediyorum. Bu rakamın şüpheli olup olmadığını buradan sormak istiyorum. Sayın Bakan'a soruyorum. Bütün bakanlıklarda FETÖ operasyonu oldu. Bütün kurumlarda. Ya Allah aşkına sizin oraya bu FETÖ operasyonu rastladı mı hiç? Merak ediyorum. Sporto Genel Müdürlüğü'nde hiç bu FETÖ operasyonu oldu mu? Merak ediyorum. Sayın Bakan'a soruyorum. MASAK sizden kaçak bahisle mücadele bütçesi istedi mi? Siz verdiniz mi? Bunu merak ediyorum. Bunu soruyorum. Size soruyorum. MASAK suç ihbar listelerinde neden kaçak bahisle ilgili ihbar ödüllendirmesi yok? Bu konuda neden tedbir almıyorsunuz? Ve şunu soruyorum. Bu bahis sistemi yasal olsaydı Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Türk spor kulüpleri alacağı isim haklarıyla borçlarından kurtulabilirler miydi? Bunu merak ediyorum. Bu sporla ilgili kısım. Şimdi değerli arkadaşlar, hepimiz haberlerde vatandaşların geçim sıkıntısına tanıklık ediyoruz. Emeklilerin geçim sıkıntısına tanıklık ediyoruz. Sayın Grup Başkan Vekilim, elbette bu sorumluluk AKP'ye ait. Ama bizim de görevimiz var. Bunları çözmek gibi. Dolayısıyla burada büyük bir görev ve sorumluluğu konuşuyorum. Vatandaşlarımızın hali dertli. Bütçeden konuşamıyoruz çünkü bütçe erimiş %40'ı buraya gelmeden. Ama gençlerimize diyorum ki umudunuzu kesmeyin. Bakın Ahmet Arif diyor ki öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne yüzüne, fırsatçının, fesatçının, hainin, dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, dış ile, umut ile, sevda ile, duş ile, dayan rüsva ile, rüsva etme beni, bir umudum sende anlıyor musun diyor. İşte ben gençlere sana sesleniyorum. Bir umudumuz her şeye rağmen sizsiniz değerli gençler. Her şeye rağmen sizsiniz. Bakın 73 bin öğrenci yurtsuz kalmış. Bir umudumuz bu gençler. 1.073.000 genç iş bulma umudundan vazgeçmiş. Genç sayı istihdam sayısı 3.5 milyon. İşte bir umudumuz bu gençler. Gençlerin yarınları tükeniyor. Gençler Kredi Yurtlar Kurumu borçlusu. 5.5 milyon genç. 400.000 genç KYK ile icralık olmuş. Allah aşkına bu tablodan hiç pay edinmiyor musunuz? Biz bunun vicdanı sorumluluğu hissediyoruz. Siz hissetmiyor musunuz? Siz hissetmiyor musunuz Allah aşkına? Ve şimdi size bir şey göstereyim. 50.154 genç. 50.154 genç. Ülkeyi terk etti. Bakın uçakla. Belki de hayatlarında ilk defa bir uçağa bu ülkeyi terk etmek için bindiler. Hayatlarında ilk defa bir uçağa bu ülkeyi terk etmek için bindiler. Tam 50.154 genç. Allah aşkına buna ilişkin
Hiç kendinizde sorumluluk hissetmiyor musunuz? Sorumluluk hissetmiyor musunuz? Bunu soruyorum sizlere. Ve gençlere diyorum ki sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bir umudumuz sizde. Bir umudumuz sizde. Bunu söylemek istiyorum. Ben şimdi size bir şey göstereceğim. Tamam, tamamlayın lütfen. Bu kep ne biliyor musunuz? Bir annenin umudu. Çocuğu mezun olduğu zaman havaya fırlattığı mutluluk sevinci bu kep. Ve şimdi bu kepler mutlulukla fırlatılmıyor. Bu kepler ne yazık ki bir geleceksizlik durumuyla fırlatılıyor. Ben size değerli arkadaşlar bunun üzüntüsünü paylaşmak istiyorum. Ve şunu söylemek isterim. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin umudu, ışıklı çiçekleri onlardadır. Bütün ümidim gençliktedir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve ben şimdi çok isterdim Sayın Bakan'a bu kepi emanet edeyim. Gençliğin geleceğini onlara emanet edeyim. Ama ne yazık ki umutsuzum. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün sahip çıktığı gençlerin kurduğu partinin grup başkan vekiline iktidarınızda gençlerin sorunlarını çözmek üzere bu kepi emanet etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.